Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 30 Mart Cumartesi hafta sonu. Sabah birazcık geç uyandım ama kahvaltımı yapmıştım. Kedilere de bir şeyler döktüm. Sabah babam ciğer almıştı. Bu sabah onu kaynattım ekmeklerle birlikte. Karıştırıp kedilere verdim. Mamaları yine çok az kalmıştı. Merkeze de gidemedim. O yüzden dedim ki bugün onlara ciğer ekmek karıştırıp vereyim. Neyse hafta içi gidebilirsem onlara da mama alacağım. İşlerim vardı, onları hallederim. Kahvemi içerim bir taraftan da. Daha sonra da okuduğum kitaplardan falan konuşuruz sizlerle birlikte. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün hafta sonu. Normalde hafta sonları video çekmiyorum ama bugün böyle video çekmek geldi içimden. Aslında günlük vlog şeklinde çekmeye başlamıştım ama devamında böyle okuduğum kitaplar, yeni gelen kitaplar ve okumayı planladığım birkaç tane kitap var. Onlardan bahsedeceğim bu videomda sizlere. İlk olarak iki tane kitap okumuştum ben Şubat ayında. Bir tanesi Kedi Felsefesi'ydi. Diğeri de Hayal Kırıklıkları kitabıydı. İkisini de çok severek okudum. Kedi Felsefesi'ni çok beğendim. Zaten takipçimin hediyesiydi ve çok severek okudum. Birçok yerinde çizerek okudum. Sizlere tavsiye ederim ve diğer videomda zaten bu kitaplardan sıkça bahsetmiştim günlük vloglarda. O yüzden sadece böyle kısaca bahsetmek istedim bu iki kitaptan. İkisini de mutlaka sizlere öneriyorum, tavsiye ederim. İkisi de güzeldi. Şimdi Nisan ayında okumak için 4 tane kitap seçtim. Aslında daha fazla seçecektim ama malum son zamanlarda motivasyonum bir hayli düşmüştü. O yüzden fazla kitap seçmek istemedim. İlk olarak 4 tane kitap seçtim. Eğer bunları bitebilirsem başka kitaplar da seçerim muhtemelen. Şimdi bu 4 kitabı göstereceğim ilk olarak sizlere. İlki Judith Herman'ın Sadece Hayaletler, Ötesi Yok kitabı. Daha önce ben bu yazardan 2 kitap daha okumuştum. Bir tanesi Yuva kitabıydı. Diğeri de Yaz Evi ve Daha Sonrası. Yaz Evi ve Daha Sonrası kitabıydı. İkisini de çok beğenerek okumuştum. Bu da yazarın son çıkan kitabı ve içerisinde 7 tane öykü var. İlk öyküdeyim şu anda. 29. sayfasındayım. Daha yeni okumaya başladım. Ama güzel başladığını söyleyebilirim. Bunu okuyorum. Yine Nisan ayı okuma planıma eklediğim Çukur isimli bu kitaptı. Buna da yine dün başladım ve birazcık okudum. 20. sayfalardayım bunda da. Bu da yine güzel başladı. Dediğim gibi ben Mart ayında bunları okumayı planlıyordum ama maalesef zaman kalmadı, zaman olmadı ve okuyamadım. O yüzden Nisan ayına ekledim tekrardan. Bu Çukur kitabını da yine Nisan ayı listeme aldım. İlk olarak bu ikisi vardı. Daha sonra sizin de benim okumamı istediğiniz bir kitap vardı. Kedi Gezegeni. Bu kitabı merak eden çok fazla insan vardı. O yüzden ben de dedim ki Nisan ayında bekletmeden okuyayım bu kitabı. Kedi Gezegeni'ni. Bu da yine Çin edebiyatının önemli yazarlarından bir tanesiymiş ve İş Bankası yayınlarından çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bu kalınlıkta bir kitap. İş Bankası yayınlarının kitapları genelde biliyorsunuzdur böyle ince oluyor. Ama çok güzel kitaplar çıkartıyorlar. Ben seviyorum yani. Hem de uygun fiyatlı. Yani hani böyle herkesin alıp okuyabileceği türde kitaplar çıkartıyorlar. Bunu da merak ettiğim için Nisan listeme ekledim. Bir diğer eklediğim kitap da Karlar Ülkesi. Yazardan daha önce Kiraz Çiçeklerini okumuştum ve beğenmiştim. Bu kitabını da merak ettiğim için yine listeme ekledim. Bu da yine Japon bir yazar. Uzak Doğu türünü seviyorum biliyorsunuz. O yüzden bu da yine merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Bu kitapların bir dönem basımı yoktu. Böyle son 2-3 yılda çıktılar. Yeni çıktılar yani yeni basımlardan. Ve kısa da bir yazı var arkasında. Fazla bahsedilmemiş konusundan ama akıcı olduğunu düşünüyorum. Genelde bu yazarın kitapları güzel oluyor zaten. Bunu da seveceğimi düşünüyorum. Hiç bana yeni kitaplar gelmişti biliyorsunuz. Bir önceki videomda zaten bu kitapları göstermiştim. Bu videomda da tekrar göstermek istedim. Belki görmeyenler olmuştur. Şöyle mini cep boy gibi bir kitap geldi. Antonia Tabucchi'nin Fernando Pessoa'nın Son 3 Günü diye şöyle cep boy bir kitap. Böyle bir solukta okunabilecek, bir oturuşta okunabilecek bir kitaba benziyor.
Bunu da eğer vaktim olursa Nisan ayında okumayı planlıyorum zaten. Diğer kitap Emanuel Bovet'in Arkadaşlarım kitabı. Ben bu kitabı daha önce okumuştum ve çok sevmiştim gerçekten. Hatta videolarımda da önermiştim size, belki görmüşsünüzdür. Kitapta savaş gazisi bir karakterimiz var ve istediği kendine yakın bir arkadaş bulabilmek. Oldukça fakir bir insan bu ve geçinmekte de zorluk çekiyor. Hatta evinde yaşamakta da zorluk çekiyor ve sokaklarda böyle aylak bir şekilde geziniyor. Ve kendisine bir arkadaş, bir dost arayışına giriyor. Yalnızlıktan çok şikayet ediyor. Böyle bir kitap. Bence çok akıcı ve güzel bir kitaptı. Tavsiye ederim. Eğer okumadıysanız bence okuyun. Diğer gelen kitap da buydu. Kırlangıçlar Gibi Geldiler. Jaguar yayınlarından çıkıyor. Genelde Jaguar yayınlarının kitapları güzel oluyor bildiğiniz gibi. Ben de severek okuyorum. Bu kitapta da yine bir çocuğun ağzından anlatılıyor. Bu kitabı da yine ben okumuştum. Birinci Dünya Savaşı sonunda bir salgın oluyor ve bu salgını anlatılıyor kitapta. Bu da çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Zaten Jaguar yayınlarının kitabını genelde ben seviyorum, beğeniyorum yani. Diğer gelen kitap da Juan Rulfo'nun Pedro Paramo kitabıydı. Ben daha önce Juan Rulfo'dan Ova Alev Alev isimli bir hikaye kitabı okumuştum. Onu da çok beğenmiştim. Bu kitabı da bende yoktu ve okumamıştım açıkçası. Nisan ayında vaktim olursa bu kitabı da yine okumayı planlıyorum. Fazla bekletmek istemiyorum. Ben bildiğiniz gibi Marguez kitaplarını seviyorum. Yani büyülü gerçekçilik akımıyla yazılan kitapları beğeniyorum. Özellikle Marguez kitaplarını seviyorum. Bunu da seveceğimi düşünüyorum. Bu da büyük ihtimalle büyülü gerçekçilik akımıyla yazılmıştır zaten. Romanıymış. Diğeri öyküsüydü bu romanı. Onda da çok güzel hikayeler vardı. Birazcık böyle herkesin sevebileceği tarzda mıydı? Bilemem. Yani hani her okur sever mi sevmez mi bilemiyorum. Yani birazcık okurken ben de birazcık zorlanmıştım ama oldukça keyif alıyorsunuz yani bu yazarın kitaplarından. Böyle hızlı akıyor. Yani kelimeler, hani kelimelerin arasında nokta virgül yokmuş gibi hızlı hızlı akan hikayeler vardı. Güzeldi, ben sevdim. Bunu da merak ettiğim için inşallah Nisan ayında vaktim olursa inşallah onu da okurum. Bir diğer kitap Saçında Gün Işığı. Bu yazardan ben daha önce Olduğun Yer kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. Çok güzel bir kitaptı. Bu kitabı da bende yoktu ve okumamıştım açıkçası. Şöyle kalın bir kitap. Diğer kitabı birazcık daha inceydi buna göre. Bu daha böyle kalın bir kitap gördüğünüz gibi. Ama bunu da merak ediyordum açıkçası. Gelmesi iyi oldu ve okurum yani büyük ihtimalle bunu da. Arkasında da çok güzel şeyler yazıyor zaten. Güzel yorumlar var yani konuyla ilgili. Yılın en iyi kitabı seçkilerinde diyor bir de. Domingo yayınlarından çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bunu da merak ediyorum ama ne zaman okurum bilmiyorum. Onu birazcık daha bekletebilirim belki. Son olarak iki kitap daha var. Bir tanesi Çocukluk. Diğeri de serinin ikinci kitabı olan Gençlik. Bu kitapları ben görüyordum ve merak ediyordum açıkçası ama almamıştım. Monokol yayınlarından çıkıyor. Çocukluk dediğim gibi ilk kitap. Gençlikte ikinci kitap ve üçüncü kitap da var sanıyorum. Yanlış bilmiyorsam bu üç seriden oluşan bir kitap zaten. Konusu hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten ama merak etmiştim böyle gördüğüm zaman ben de. Bakalım okursam eğer zaten yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Merak etmiştim bunları da. Evet, bana gelen kitaplar bunlardı arkadaşlar ve okumak için belirlediğim kitaplarda 4 tane kitaptı. Sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle sizlere tekrar kitapları göstereyim. İçlerinde okuduklarınız veya okumayı düşündükleriniz, merak ettikleriniz varsa bunlarınızı aşağıda benimle paylaşabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Umarım bu videomu keyifle izlemişsinizdir.